Brucellos zoonotik bir hastalıktır. Sığır, koyun, keçi gibi hayvanlardan ve bunların ürünlerinden insanlara bulaşan zoonotik bir hastalık olarak ifade ediliyor. Halk arasında mal hastalığı, koyun hastalığı ve peynir hastalığı olarak da bilinmekte. Bunun etkenine baktığımız zaman Brucella bakterisi etken. Ülkemizde de en sık Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu hastalığı görmekteyiz. Hastalık insanlara enfekte hayvan ürünlerinin pastörize edilmeden tüketilmesi, özellikle süt, peynir, krema gibi bunlarla bulaşmakta. Burada bir parantez açmak istiyorum. Özellikle yoğurtla bulaş bildirilmemiş. Çünkü yoğurdu kaynatıp, süt kaynatılıp yapıldığı için yoğurtla bulaş bildirilmemiştir. Hastalığın kuluçka süresine baktığımız zaman 2 ile 4 hafta. En sık şikayetler eklem ağrısı, özellikle de kalça eklemini tuttuğu için kalçada ağrı olur. Ateş, gece terlemesi, kas ve eklem ağrıları, huzursuzluk, kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerle hastalar geliyor. Bunun dışında hayvancılıkla uğraşanlar risk grubunda. Bunlara da enfekte hayvanlarla temas, hayvanların ürünleriyle temas, bulaş olmakta. Hastalığın tedavisi var mı? Tedavisi var. Fakat uzun süreli bir antibiyotik tedavisi vermek gerekiyor. İkili veya üçlü antibiyotik tedavisi veriliyor kombine bir şekilde. Bu hastalıktan korumanın önemli yolları var. Çünkü hastalık insanların hayat kalitesini bozuyor. Uzun süre iş kaybına yol açabiliyor. Ve hastalığa yeniden bulaş riski oluşuyor. Bu yüzden hastalıktan korunmak için de özellikle kaynağı belli olmayan hayvansal ürünlerin tüketilmemesi gerekiyor. Yine pastörize edilmiş ve iyice kaynatılmış sütten yapılan ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Özellikle de bölgemizde maalesef sütler kaynatılmadan peynir yapılmakta ve bu peynirler de kısa süre içinde tüketilmeye çalışılmakta. Bu peynirlerin de salamurada, tuzlu suda en az 3 ay süreyle bekletilmesi gerekiyor. Hayvan aşılamalarının yapılması, sık sık düşük ve ölü doğum yapan hayvanların yani veteriner hekime muayene ettirilmesi gerekiyor. Yani bu hastalıktan korunmak mümkün ama özellikle süt ve süt ürünlerinin uygun şekilde tüketilmesi hastalığın bulaşını engellemekte ve hastalıktan korunmasını sağlamaktadır. Bu yüzden hastaların buna dikkat etmesi gerekmektedir.